Merhaba değerli izleyenler. 17 Aralık 1922 Bilecik Küplü. Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını geçen yıl kutlamıştık değerli izleyenler. Biz yayınlarımızı Hakan Alkan'ın arşivinden alıyoruz değerli izleyenler. Bilecik merkez ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda Yunan mezalimini anlatan bir program yapmaya çalışıyorum değerli izleyenler. Bilecik il merkezi ile merkeze bağlı köy ve kasabalardaki Yunan mezalimi ile ilgili rastladığımız ilk belge 25 Ocak 1921 tarihini taşımaktadır. Bu belge Batı Cephesi Askeri Polis Teşkilatı 11 Başkanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey'dir ve bu raporda İsmail Hakkı Bey tarafından hazırlanmıştır. Batı Cephesi Komutanlığı'na gönderilen bu raporda Bilecik'in birinci işgali ve bu esnadaki Yunan vahşetinden şöyle söz edilmektedir. 1. Bilecik 13.1.1337 yani 1921 tarihinde bila hadise olaysız işgal edilmiştir. 2. Bilecik'te ufak tefek çapuldan gayri bir şey olmamış. Bu da düşmanın namuskarane hareketinden ileri gelmiyor. Ancak Bilecik'i işgal ettikten sonra bütün kuvvetleriyle meydan muharebesine ilerlemesinden ve adetinde de şahri gayet acele tahliye etmesinden mübahistir. Kaynaklanmıştır yani. Düşman Söğüt'ten Yenişehir'e kadar aynı güzergahta tesadüf ettiği köyleri pek ziyade zarara uğratmıştır değerli izleyenler. Köylülerin mevaşi ve hayvanatını yani koyun, sığır gibi bütün mallarını sürüp götürmüştür. Köyler meyanında yani arasında yeni köyün hali cidden cali bir rikkat, acıma hissi uyandırıcı ve üzüntü vericidir. Tabii ki ben Osmanlı Türkçesinin kelimelerini kullanıyorum. Aynı zamanda normal Türkçe'ye de çevirmeye çalışıyorum değerli izleyenler. Yeni köyde canlı bir kedi dahi görülmemiştir. Köylü elleri koynunda başına gelen felaketin tesiriyle müterafık üzüntüyle, karışık bir neşe ile askerlerimizi karşıladılar ve onların ayaklarını öpmek ve gözyaşlarını akıtmak suretiyle bir yanı hoş, hamediye eylediler. Hoş geldiniz dediler. Söğüt'ten Bilecik'e güzergahta öbek öbek tavuk tüyleri görülmüştür. Yunanlılar tavukları bile bu şekilde getirmiş, bu kadar zalimce hareket eden, terör estiren bir örgüt şeklinde hareket eden bir ordu olarak düşünün. Bilecik istasyonu karşısındaki aşağı köyde tesadüf, eğitim, feci manzara pek rikkat, engiz yani acıklıydı. Bilecik'in istasyon karşısındaki aşağı köyde diyor, yani Küplü'nün olduğu bölgede çok acıklı bir görüntü vardı. Bütün evler yağma edilmiş, hayvanat sürülmüş, köylüler soyulmuş, köyün muhtarı süngü darbeleriyle şehit edilmiştir. 70 yaşında olan bu masumun naaşı o da İçerisinde herci merç yani karma karışık edilmiş eşya ve erzak arasında bulunmuştur değerli izleyenler. Söğüt'ün köylerinden Kızılsaray'dan 3 kızın Bikri'ni izale etmişlerdir. Bilecik'in istasyon binası, ambar ve memurin binaları kamilen yanmıştır. Düşmanın köylerde yaptığı yağmalara yerli Hristiyanlar kılavuzluk edip karıları kızları ile beraber İslam köylerine gelerek eşya topladıkları tahkikat neticesinden anlaşılmıştır değerli izleyenler. Evet, İsmail Hakkı Bey'in raporunu sizlere okuyorum. Yağma ve garete çapula iştirak eden Hristiyanlar Yunan ordusuyla beraber buradan çekilmişlerdir. Tabii ki burada zarar verdikten sonra burada durmaları onlar için tehlikeli olduğu için arkalarına Yunan askerini de alarak çekilmişlerdir. Bilecik Yenişehir şosesi üzerindeki Osmaniye köyünü yavaş kamilen ihrak etmişlerdir, yakmışlardır. Yunanlar belirtilen insanlık dışı davranışlarını Bilecik'in ikinci işgali esnasında daha da şiddetlendirmişlerdir. Bu cümleden olarak Mutasarrıf Salih Bey'in Batı Cephesi Komutanlığı'na gönderdiği 14 Nisan 1921 tarihli raporunda onların yaptıkları şu cümlelerle dile getirilmektedir. Bilecik kasabasında 1800 hane ve 1330 dükkan, 18 han ve 4 hamam ve 2 de tekke, ayrıca bir mescit ve 8 cami-i şerif ve 2 ipek fabrikası ve 9 fırın, 6 emakin amiriye devlet dairesi ve 2 medrese muhterik olmuştur, yakılmıştır değerli izleyenler. Zükür ve inas yani
erkek ve kadın 22, nüfus muhterikan yani yanarak şehit ve 8 mahnuken boğularak şehit ve 5 mecruhen yaralanarak şehit 13 ve 21 izale bikir ve 52 fiili şeni yani ırzına geçme olayı görülmüştür. Hatta bunların yanında 18 ıskatı cenin çocuk düşürme olayı vardır. Bileciğin diye başlayan bir yerde bu belge okunamıyor değerli izleyenler. Kariyesinde 41 hane, 12 samanlık ve 1 cami ve 2 mektep. Çakırpınar Kariyesinde 11 hane ve Cumali Kariyesinde 8 samanlık. Kepurlar Kariyesinde ise 1 hane, 6 samanlık ve Mahan Kariyesinde 37 hane ve Seles Karnesinde de 12 hane yakılmıştır. Diğer bölgelerdeki raporlarda çok acı değerli izleyenler. Kısaca aktarmak gerekirse bu videodaki bütün konuşmaları, bütün şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama kısaltarak aktarmaya çalışacağım. Düşmanın buraya 1921'de geldiğinde içimizdeki Rumlarla birlik olup onları keşifçi olarak kullanıp daha doğrusu yer göstermeleri için onların peşine takılan Rumların ikinci kez buralara yağma için geldikleri görülmüştür değerli izleyenler. Evet, bugünlük anlatabileceklerim bu kadar. Bu yayında kaynak olarak Hakan Halkan'a çok teşekkür ediyorum. Tarih Bozüyük, Bilecik bu bölgedeki tarihimizi canlı tutmak için böyle programlar yapmaya çalışıyorum. Bize de kaynak verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hoşça kalın efendim.